Şimdi sizi Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'in kalbine Emirdağ'a götüreceğiz. Aslında gerçek adı Skyberg olarak geçiyor. Ancak artık burası zaman içinde adeta küçük bir Anadolu'ya dönüşmüş durumda. Türk yemeklerinden Türk kültürüne, hatta Nasrettin Hoca'sına kadar tüm izleri görmek mümkün. Bu yüzden de o bölgeye yolu düşen bir daha kopamıyor. Arkadaşlarımız Sultan Akdoğan ve Erdinç Türkcan da o küçük Anadolu'ya gitti ve Emirdağ'ı bizler için deneyimledi. Türk'üm, doğruyum, Emirdağlıyım. Şimdi beni ağlatacaksınız Türkiye deyince yani. Sultan Kebap, Metin Pide, Kasap Abdullah, Hanım Eli Pastanesi isimler Türkçe olarak say say bitmiyor. Emirdağlı'nın olmadığı yeri yoktur. Burası Avrupa'nın başkenti Brüksel. Brüksel'in merkezi ise adeta küçük bir Emirdağ. Efendim, ele geçirmişsiniz burayı. Biraz öyle oldu. Eş, dost birbirine yardımcı olmak maksadıyla evlenip getirdiler çocuklarını falan. 1974'te Belçika'ya geldim. Bir daha da gitmediniz. Bir daha da gitmedim. Burası Brüksel'in meşhur Skyberg bölgesi. Ancak öyle ki Belçikalılar bile bu mahallenin adını adeta unutmuş durumda. Çünkü Küçük Anadolu olarak biliniyor. Küçük Anadolu denilmesinin nedeni büyük çoğunluğu Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden gelen 25 bin Türk'ün yaşıyor olması. Belediye gidildiğinde kayıt yaptırırken sormuşlar, neresin Emirdağlıyım? Ya demişler, bu Emirdağ. Türkiye'nin neresinde? Türkiye'nin büyük, Emirdağ büyük. Ben de gelin geldim buraya. Akrabalarınız hep bir aradasınız. Evet. Evet, kardeşlerim hep bir aradayız. Emirdağlılar ilk olarak 1960'larda gitti Belçika'ya, yanlarında yöresel lezzetlerini de taşıyarak. Efendim, ne yapıyorsunuz? Mercimekli bitme yapıyoruz, patatesli, mercimekli. Meşhur mudur Emirdağ'da? Çok. 50 yıldır burada buluşmak için kendilerine bir de kahvehane kurmuşlar. İşte bu kahvehanede buluşup boş zamanlarında Emirdağlılar birlikte sohbet ediyorlarmış. Biz de o sohbete katılmak istedik ama şu an kapalı olduğu için içeriye giremedik. Burada %90 Emirdağlı, evet. Buraya geleli 18 sene oldu. Emirdağ'da at arabası yapıyordum, at arabacılık yapıyordum. Burada işte geldik, inşaatlarda çalıştık falan. Bu mahallede Türkiye'nin sadece lezzetlerini değil, Anadolu'nun kültüründen izleri de görmek mümkün. İşte Nasrettin Hoca bu mahallenin adeta simgesi olmuş durumda. Heykel de hemen mahallenin girişine konulmuş ve gelenlere adeta hoş geldin diye selamlıyor. Küçük Anadolu'nun sembolleri olması gerekir. Temsilen Nasrettin Hoca'nın heykeli daha uygun bulduk. Bir bacım Sultan vardı, bir de kızım Sultan. Şimdi senin ismin de Sultan'mış. O kardeşiniz Sultan Hanım'a da bir selam gönder mi? Kardeşime, kardeşi ablama, kardeşime, bütün burada sevdiklerime, dayılar, türü, işte hepsine selamlar, sağlık sıhhat dilerim.